Selamünaleyküm sevgili gençler. İkinci dönem derslerimizle yine tekrar karşınızdayız. İlk dönemin sonunda ilk üç ünitemizi işlemiştik. Üçüncü ünitemizin ilk üç konusunu da anlattık. Şimdi bugün bu dersimizde üçüncü ünitemizin dördüncü konusu olan İslam'da ibadetlerde temel ilkeler konusunu işleyeceğiz. Allah'ın emrettiği bütün ibadetler için geçerli bazı temel ilkeler söz konusudur. Gençler, hayatın her noktasında bazı ilkeler vardır. Her işte, işlemlerde bazı temel kaideler, temel kurallar mevcuttur. İslam'da da ibadetlerde bazı temel ilkeler elbette vardır. İbadetlerin Allah katında makbul olması ve kabul olabilmesi için gerekli olan bazı ilkeler vardır ve bu ilkelere de uyulması gerekmektedir. Bu ilkeleri tabii çoğaltmak, ibadetler bazında spesifik olarak artırmak, her ibadete özgü bazı ilkeler ortaya koymak elbette mümkün. Ancak biz ibadetler olarak, genel ilke olarak şu üç başlıkta bunları toparlıyoruz. Bunlardan ilki Kur'an ve sünnete uygunluk. İkincisi ibadetlerde niyet ve üçüncüsü yine ibadetlerde ihlas olarak bu üç kaide ve kural çerçevesinde ibadetlerin temel ilkelerini oluşturuyoruz. Kur'an ve sünnete uygunluk ilk ilkemiz olarak biliyorsunuz Kur'an ve sünnet dediğimiz zaman İslam dininin en temel kaynakları olan ilki Allah'ın Kur'an'ı yani kelamı olan Kur'an, diğeri de Resulünün sünneti, Resulünün söz, fiil ve davranışları olan sünneti. Aslında bizim İslam dininin en temel iki kaynağıdır. Burada bu iki kaynakta ibadetler hakkında gerekli bilgiler verilmiş. İbadetlerin nasıl yapılacağı Hz. Peygamber tarafından ve Hz. Peygamber'in rehberliği ile ne yapılmış insanlara anlatılmıştır. Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler Kur'an'da açıkça emredilmiş. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağını ise bizzat Hz. Peygamber uygulamalı bir şekilde göstermiştir. Yani bir örnek verecek olursak namaz noktasında mesela Kur'an-ı Kerim'de namazların farz oluşu, namazların kılınması gerektiği zikredilmekte, anlatılmakta. Ancak nasıl olduğunu biz Hz. Peygamber'in uygulamalarında görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de sabah namazı işte 4 rekattır. İlk ikisi sünnet, diğer ikisi farz. İşte farzlarda iftitah tekbiriyle başlanılır gibi böyle kaideler yoktur. Biz bütün bunları kılınışlarını, namazın tadil erkanını kimden öğreniyoruz? Hz. Peygamber'den ve onun uygulamalarından öğreniyoruz. İbadetlerin yalnızca Allah'ın emrettiği ve Hz. Peygamber'in açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması da esastır. Hiç kimse kendi arzusuna göre bir ibadet ortaya koyamayacağı gibi Hz. Peygamber'in uygulamalarına aykırı şekilde de ibadet edemez. Yani burada bidate düşme, yani var olan bir mevcut şeyin üzerine ekstra bir şey koyamayacağı gibi var olan bir şeyi de ortadan kaldıramaz. Yani kendi başına ekstra bir çıkarma veya ekleme yapamaz. Bu nedenle Kur'an'da emredilen ve Hz. Peygamber tarafından da bizzat açıklanıp gösterilen şeklin dışındaki ibadet tarzları dinde biraz önce de söylediğim gibi ekleme anlamında, ekleme ve çıkarma anlamında bidat olarak nitelendirilir arkadaşlar. Rabbimiz şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinde: Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ondan yüz çevirirse Allah'tan yüz çevirmiş olur şeklinde bir ayet-i kerime var. Peygamberimiz de yine bu noktada şöyle beyan ediyor arkadaşlar: Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın. Yani namazın kılınma emri Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ancak nasıl kılındığını biz Hz. Peygamber'in hayatında, Hz. Peygamber'in uygulamalarında görüyoruz. Yine sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır ve her bid'at delalettir şeklinde Ahmet bin Hanbel'den arkadaşlar bu hadisi şerifi ne yapıyoruz? Görüyoruz onun müsnedinde. Diğer bir ilkemiz niyet arkadaşlar. İbadet eden kimsenin tek niyeti ve yegane amacı
Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Yani bu anlamda sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapılmalıdır bütün ibadetler. Allah'a inanan bir insan hiçbir şeyi ona ortak koşmaz. İbadetlerini de yalnız onun için yapar. Her türlü riyadan ve gösterişten uzak durur. Yani birilerine yaraşmak, birilerine yaranmak, birilerinden menfaat sağlamak, birilerinden çıkar sağlamak için veya birilerine hoş gözükmek için dünyalık mevki, makam ve bazı gelir elde etme amacıyla bunlar yapılamaz. Bunlar yapıldığında herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Zaten o da şimdi söylenecek arkadaşlar. Yine gösteriş ve dünyevi beklenti içinde yapılan ibadetler Allah katında geçersizdir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani başında hatta kul şeklinde kul de ki İnne salati benim namazım ve nusuki ibadetlerim ve mahyaya hayatım ve memati ve ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir şeklinde En'am suresinde bu şekilde ifade ediliyor. Yine arkadaşlar Şuara suresinde bunun için sizden dünyevi bir karşılık beklemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani dünyevi hiçbir menfaat ve beklenti içerisinde olmadan sırf Allah rızası için yapılan şeyler aslında ibadetlerin temel niyet olarak temel prensibi budur. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmış olması. Yine Peygamberimiz bu noktada şunu söylüyor. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ve innemel likulli imriyyin ma neve ve herkese de niyet ettiğinin karşılığı vardır şeklinde bu hadisin devamında o şekilde arkadaşlar. Yani herkes niyet ettiği şekilde karşılık görecek diye. Yine başka bir hadis-i şerifinde Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Yani birileri bizde öyle bir tabir vardır. Yani dostlar alışverişte görsün. Yapılan ibadetler dostlar alışverişte görsün şeklinde olmamalıdır. Bu anlamda da ibadetlerin niyeti bu şekilde Allah'ın rızasını kazanmak olduğu müddetçe kabuldür ve karindir. Ancak bunun harici olan bütün beklenti ve menfaat perest davranışlar da Allah'ın indinde geçersizdir. Yine Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Allah sizin siretlerinize bakar şeklindeki mealde hadisinde. Burada da Allah sizin işte şeklinize, şemalinize, malınızın çokluğuna veya ırkınıza, ten renginize değil de gönüllerinizin içerisindeki siretlerinize yani kalplerinize ve amellerinize bakar şeklindeki hadiste bu anlamda önemlidir. Evet. Diğer bir ilkemiz ise ihlastır. İhlas arkadaşlar sözlükte samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, temizlik, saflık gibi anlamlara gelir. Biz de aslında genel normal hayatımızda ihlası bazı alanlarda kullanmaktayız. Örneğin yani halisane hisler besliyorum, işte halisane tavırlar sergiledi veya işte halis muhlis diye bir ikilememiz vardır. Halis muhlis ikisi de arkadaşlar bir şeyin orijinal katıksız, katkı maddesiz olduğunu bildirir. Yani halis muhlis tereyağı deriz mesela, içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını burada ifade ederiz. O anlamda katkısız, gösterişsiz veya ilavesiz, saf, temiz halde bulunduğunu burada ne yaparız? Nitelendiririz. Terim anlamında da yine benzer ifadeler vardır. Kullukta, tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakarlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak, gösterişten ve ikiyüzlülükten uzak olmak anlamlarına gelmektedir. İbadetlerin kabul edilmesi için önemli olan şeylerden ilki iman. Ardından ise isteyerek ve gönülden irade ederek iradi bir şekilde yapılmasıdır diyelim. Yine ibadetlerin geçerliliği ve manevi fayda vermesi bütün bu ibadetleri yaparken evvela samimi bir hal üzere olmamız. Yani biraz önce söylediğimiz gibi birilerine yaranmak veya birilerine gösteriş yapmak için değil, bizzat Allahü Teala'ya bir teşekkür vesilesi, şükür vesilesi olarak bunları yapmak ve onun rızasını kazanmak için bunları gerçekleştirmek gerekmektedir. İbadetlerde niyetin saflaştırılması ve Allah rızası dışında bütün diğer düşünce ve beklentilerden arındırılması bir Müslüman için hayat boyu süren bir gaye ve hedeftir.
Yine Allah'a karşı samimiyetin ve ihlasın zirvesi Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır. Şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. İhlasın tanımlarından bir tanesi de tamamen ve sadece budur. Yani ihlas iki nokta üst üste Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Yani bu bizzat zaten samimiyetin ve bu anlamda Allah'a karşı duyulan sevginin ve muhabbetin bir yansımasıdır. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Halbuki onlara Allah yani Allahü Teala'nın bildirdiği üzere ancak dini Allah'a has kılıp Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Yani burada da yine bizzat hedefin dünyevi işte makam hedefi değil, işte para maddi hedef değil veya bir kazanç hedefi değil veya işte ortalarda kendini yüceltme hedefi değil. Bizzat Allah'ın hoşnutluğunu ve Allah'ın rızasını kazanmak. Bakın ancak dini Allah'a has kılıp yani dini bugün paraya indeksleyip veya dini bugün mevkiye veya işte insanlar arasında popülariter olmaya indeksli değil, bizzat Allah'a indeksli şekilde yaşamak. Yine aynı şekilde burada kulluk etmelerinden sonra bu namazı kılmaları ve zekatı vermeleri bu anlamda da bu namaz ve zekat aynı anda birçok ayette zaten bildirilmekte arkadaşlar. Yine biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de ihlasla yalnız Allah'a ibadet et. Burada da samimi bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Sadece Allah'a ibadet etmesi gerektiğini bizlere Zümer suresinde de bildiriyor. Yine bu konuda Peygamberimizin hadisi şerifi Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Diğer bir hadisi şerifinde de ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu da daha önceki derslerde de anlattığımız Cibril hadisinde geçen bir bölümdür arkadaşlar. Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz bir insan kılığıyla gelip sahabilerinin yanında Hazreti Peygamber'e iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir şeklinde sorular yönetiyor. Hazreti Peygamber'in de ihsan nedir sorusuna verdiği cevap da bu şekildedir. Hadis-i şerifin de devamı ve öncesi olduğu için de zaten 3 noktayla bildirilmiş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de bu kadar. Bu dersimizde de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.